Her pisliğin altından bu kral çıkmaya başladı. Adam havadaki nem gibi, hayalet gibi yaşıyor. Bir adı var ama ne yüzünü gören ne de sesini duyan var. Belki de kral diye biri yok. Hedef şaşırtmak için yapıyorlar. Bence her şeyi yurt dışından yönetiyor. Şu hesap hareketlerine baksanıza. Kral var. Kral var. O burada. Cem'in dediği gibi her an her yerde olabilir. Belki de şu anda burada, bu odada. Bizi dinliyor bile olabilir. Ama havadaki nem olsa bir gün yağmur olur, düşer cam. Onu tanıyan mutlaka birileri olmalı. İşte biz onları bulacağız. Ayakların yere sıkı basacak. Her şeyi öğreneceksin. Ehliyet işi halloldu mu? Yusuf ilgileniyor ağam. Kürşat söyledi. Sana silah vermişler. Sayende ağam. Na burada. İyi iyi. Yakında seninle düşmanların birikmeye başlar. Bu dünya böyle, dost gelir geçer. Ama düşman birikir. Unutma. Unutmam ağam. Ağam. Bir şey soracaktım sana. Sor sor. Bu kral denen adam kimdir? Kral mural diye birisi yok. Senin de mi kafana soktular şu herifi? Yok ağam. Sinirlenme hemen. Geçen gün Kürşat ve Yusuf'la işe çıkmıştık. Orada adı geçti. Hoş geldiniz. Yeğeniyle ne kadar samimi. Saçmalama. Korumalar görecek. Daha heyecanlı değil mi? Sonra. Hadi gel. Kral hasımlarımızın üstümüze çamur atmak için uydurdukları bir hayalet sadece. Bu alemlerin tek kralı benim. Benden sonra da sen olacaksın. Sen ayakta uyu. Adam bütün paraları götürecek. Onun defterini duracağım. Ağam, yenge. Bakıyorum hemen kendine benzetmeye başladın çocuğu. Elini öpeyim yenge. Öp tabii. Nereden böyle? Alışverişten. Siz ne zamandan beri beraber alışverişe çıkıyorsunuz? Elim kolum paket doluydu. Allah'tan Kürşat'a rastladım. Hem para benim değil mi? İstediğimi yaparım. Bir de niye içiyorsun diyorlar. Ben biraz güneşleneceğim. Sağ ol Kürşat. Oğlum bak, yengen istiyorsan al kaçır, üstüne para bile veririm. Aman ağam, o nasıl laf? Ya bu beni çarptı biraz ya. O kadar acı yersen oğlum. Bizim oralarda böyle yer. Yeter oğlum sizin oralar. Artık sen İstanbullusun. Abi artık şu yarınki işi konuşsak diyorum ha. İyi hatırlattın. Yarınki teslimatı Erkan yapacak. Ama abi. Erkan yapacak. Ağam Erkan işlere yavaş yavaş ısınsın istedi. Bari ben de gitsem abi. Yani bir ton para tahsil edeceğiz. Ne işiymiş o abi? Basit iş oğlum. Bir yere biraz mal teslim edeceksin. Parasını alacaksın. Hepsi bu mu? Hepsi bu. Seni yavaş yavaş ısıtıyoruz olaya. Hele bir aleme alış. Daha ne işler yapacağız. Ama abi biliyorsun. Yeter ulan. Yarın Erkan gidecek diyoruz. O kadar. Nerede kaldı şu bizim çöp şişler ya? Evet. Yaptığım ihbarı ciddiye almanızı öneriyorum. Ben mi? Ben bir vatandaşım. Adım Boşverin. Evet. Yarın çok büyük bir uyuşturucu teslimatı olacak. Para da büyük, mal da. Söylediğim yerde. Ne oldu? Tamam mı? Hasan ağa önümüzdeki bayram Mapushane'ye akraba ziyaretine gidecek. Thank you.
Memoli yavaş ol, duvarı deleceksin. Memoli, Memoli. Ne haber Başak? Benden iyilik. Senden ne haber? Biraz sinirliyiz galiba. Benimle uğraşmaya biraz erken başlamadın mı bu sabah? Dün gece biri arayıp büyük bir uyuşturucu teslimatını ihbar etti. Şuna bir bak istersen. Cem nerede? Yukarıdaysa gidip bir bakalım buna. Ben de geleceğim. Olmaz. Bu iş sakat olabilir. Ne yapıyorsun sen ya? Başak! Akademide sınıf birincisiydim. Hadi bakalım. Bir haber çıkmadı. Eninde sonunda çıkacaktır. Görürsün. Şef. Bunu gördün mü şef? Gördüm. Ne düşünüyorsun? Bana tuzak gibi geliyor. Bize mi tuzak kuruyorlar? Hayır. Teslimatı yapacak olan adama. Bence kendi adamlarından bir tanesini harcamak istiyorlar. Ama kaza süsü vererek. İyi işaret. O zaman örgütün içinde çatlaklar var demektir. Ya da yılanın bir başı daha çıkıyor demektir. O zaman gidin bir bakın. Tamam şef. Aman gözünü seveyim Memoli. Bu sefer İstanbul'u ayağa kaldırma sakın. Merak etme şef. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.